ayrıntılarını vereceğiz. Şimdi ana haber bültenimizde bugün saat 19'da Türkiye'nin pek çok yerinde kadınlar buluşmak üzere sözleştiler. İstanbul'da meydan Taksim Meydanı biliyorsunuz ama iktidarın da Taksim'i kapatmak gibi bir alışkanlığı var, bir huyu var. Gerçi onlar için fark etmiyor. Hiçbir yerde bir araya gelinmese ne kadar güzel olacak ama Taksim olunca iki kat, üç kat daha da hassasiyeti artıyor mevcut iktidarın. Ve bugün yine Taksim'i kadınlara kapattılar. Ama kadınlar da Taksim'e çıkma konusunda kararlılar. Her sene 25 Kasım'da aynı şeyi yaşıyoruz. Bu seneye nasıl başladık? Şu anda alınan tedbirler, şu ana kadar neler yaşandı bir bakalım. Muhabirimiz Ceren Ural Taksim'de kadın eylemlerini takip ediyor. İlerleyen bölümde Ankara ve İzmir bağlantılarıyla Türkiye'nin 3 büyük şehrindeki kadın eylemlerini ekrana taşıyacağımızı şimdiden söyleyelim. Evet Ceren, şu saat itibariyle Taksim'de durum ne? Sen neredesin? Bir ara bir gerginlik de olmuştu. Bizi bir bilgilendirirsen sevinirim. Murat Taylan 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dünyanın dört bir yanında kadınlar sokağa çıkıyor ancak Türkiye'de bu çok mümkün olmuyor. Hemen siz aktardınız zaten durumu, biz de bunu görsel olarak aktaralım. Beyoğlu'nda öyle bir manzara var ki tamamen giriş çıkışlar kapatılmış durumda ve içeri adım dahi atamıyorsunuz. 10 tane kadın toplansa içeride gerçekten yan yana duramazsınız. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikteyiz, hemen o manzaraları sizlere aktaralım. Normalde kadınların çağrısı tüneldi. Biz hemen tünelin yan tarafındayız. Rahatlıkla içeri girdik aslında ama sonra basın çalışanlarını içeride kimsenin de durmaması için hepimizi dışarı çıkardılar. Ve tamamen şu anda Beyoğlu İstiklal Caddesi abluk altında ek takviye yapıldığını görüyoruz. Çok fazla yoğun güvenlik önlemleri alınmış. Geçen sene de yine aynı şekilde önlemler vardı ama bu sene ekstra bir önlem alındığını da söylemeliyim. Çünkü normalde en azından bu tünele kadar gelmelerine izin veriyorlar. Ve buradan aşağı Şişhane'ye kadar kadınlar gidebiliyordu. En azından İstiklal Caddesi'ne çıkamasa da. Ama artık öyle bir manzara var ki tamamen tünelin girişini kapatmışlar. Ara sokaklara dahi giremiyorsunuz. Ve zaten meydanda metro çıkışları tamamen kapalı. İstanbul Valiliği'nden gündüz bir açıklama gelmişti zaten. Saat 15'ten sonra tamamen metro, tramvaylar kapatılmıştı. Buraya giriş çıkışlar tamamen yok. Yani sadece kadınlar bugünü yaşamak istiyoruz diye haykırmak için buraya gelecek. Ve sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin dört bir tarafında önlemler alındı. Ve bu durum normal çalışan insanları da etkiliyor. Yani metroya bindiğinizde siz hiçbir şekilde Taksim'e giremiyorsunuz. Burada çok fazla mağdur olan yurttaşlarımız var. Bakın buraya gelenlerin hiçbiri mesela burada ikamet ediyorlar ama içeri giremiyorlar. Çünkü tamamen artık giriş çıkışlarda bir sıkıntı yaşanıyor. Dışarı çıkıyorsunuz İstiklal Caddesi'nden ama geri içeri giremiyorsunuz. Ve özellikle bugün çok fazla bir katılım olmasını da bekliyoruz. Çünkü bu yıl gerçekten korkunç bir yıl da diyebiliriz. Her gün kadın cinayetleri artıyor. Yani 400'den fazla ilk 10 ayda kadın cinayetleri platformuna göre 400'den fazla kadın öldürüldü bu ülkede. Ve bugün onlar yaşamak istiyoruz diyorlar. Yani kadın cinayetleri son bulsun diyerek sokakta olacaklar. Ama şu an kadınların yan yana gelmesine bile izin verilmiyor. Sadece onlara değil basın mensuplarına, çalışanlara da aynı şekilde aynı muamele uygulanıyor. Şimdi kadınların başka bir alanda toplandığı bilgisi geldi. Onlar yine Taksim'de tünele çıkmaya çalışacaklar. Her yıl olduğu gibi yine biz hakkımız var, biz buraya çıkacağız diyerek buraya gelecekler. Biz de yine takipte olacağız. Murat Erkmen'le birlikteyiz. Yeni gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki çok teşekkürler Ceren Ural. İlerleyen dakikalarda yeniden bağlanacağız Ceren'e. Ankara ve İzmir'de de kadın eylemlerini takip edeceğiz. Kadına karşı, kadına şiddete karşı bir mücadele günü olmasına rağmen kadına karşı uygulanan bir şiddetle karşı karşıya oluyoruz maalesef. Hem 8 Mart'larda hem 25 Kasım'larda bu işi artık değiştirmek lazım. Yani iktidarın meseleye bakışını nasıl ve ne zaman değiştireceğini bilmiyorum. Ya iktidar değişecek ya iktidarın bakışı değişecek demişsinizdir mutlaka. Bir isterseniz bakalım. Yani bugün alınan bu karar, İstanbul'da çok önceden duyurulan metroların durdurulması, orada yaşayan insanları da aynı zamanda mağdur eden ama onun öncesinde iktidarın kadın meselesine yaklaşımına dair tepkilere bir bakacağız. Pek çok sivil toplum kuruluşu 25 Kasım'da Beyoğlu'nun kadınlara yasaklanmasına tepki gösterdi. Aç! Barikatı aç!
25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele ve dayanışma günü dolayısıyla kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında şiddete, yoksulluğa, eşitsizliğe, savaşa karşı hakları ve hayatları için bir araya geliyor. Ankara Barosu 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü nedeniyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Nazlı Özlem Atmaca, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve hiçbir kültür, inanç veya mazeret de meşrulaştırılabilmesi mümkün değildir, dedi. Her yıl yüzlerce kadın öldürülmekte, milyonlarcası fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğramaktadır. Çocuklar korumasız bırakılmış, istismar ve şiddetin en savunmasız kurbanları haline getirilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını hatırlatan Atmaca, kadınların yaşama hakkı pazarlık konusu edilemez. Şiddetle mücadelede atılan her geri adım toplumun vicdanında silinmez yaralar açar ifadelerini kullandı. Eşit ve adil bir toplum için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, kadın cinayetlerini ve şiddeti durdurmak hepimizin sorumluluğu. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Kadın Komisyonu 25 Kasım dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeydi. Çerkezoğlu, kadın işsizliğinin bütün işsizlik türleri içerisinde en yüksek orana sahip olduğunu söyledi. Her üç kadından birisi işsiz. Çalışma hayatına katılabildiğimiz, çalışma şansını elde ettiğimiz andan itibaren de aynı işi yapan erkeklerden daha düşük ücrette, daha olumsuz koşullarda çalışmak durumunda kalıyoruz. Şiddetin çalışma hayatında olan kadınların en fazla yüz yüze kaldığı durumlardan biri olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı iş yerlerinde şiddete ve tacize karşı sözleşmesinin önemine dikkat çekti. ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye hükümeti tarafından da onaylanması için mücadele veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları, İstanbul Valiliği 25-26 Kasım'da Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde etkinlikleri yasaklamasına da tepkili. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, Taksim'i kadınlara kapatma, kadına yönelik şiddettir, kadın düşmanı politikaların bir parçasıdır, dedi. Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nın dün olduğu gibi yarın da işçilerin, emekçilerin ve kadınların meydanı olmaya devam edeceğini vurguladı. İstanbul Barosu da valiliği kadınların anayasal ve uluslararası hakkını ihlal eden karardan geri dönmeye davet etti. Kadınları değil, katilleri engelle! Kadına yönelik şiddetle mücadele günü için çeşitli farkındalık çalışmaları da yapıldı. İzmir'de Konak Belediyesi 25 Kasım dolayısıyla kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne "Şiddete, cinayetlere sessiz kalmıyoruz" yazılı dev afiş astı. İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ise kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tasarladıkları siyah gelinlikle toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladı.